sevgili gençler. Bu dersimizde sizlerle beraber rasyonel sayı problemleri işleyeceğiz. Bu problemler bizim için çok önemli. Çünkü seneye de karşımıza gelecek, lisede de karşımıza gelecek oldukça önemli. Şimdiden hallederseniz bundan sonra rahat edersiniz. Hadi başlayalım. Tuna elindeki 270 sayfalık kitabın 3'te 2'sinin 5'te 1'ini okumuştur. Buna göre Tuna'nın okuması gereken kaç sayfası kalmıştır tarzındaki sorularda Bakın arkadaşlar 270 gibi bir sayının eğer ben 3'te 2'sini bulacaksam 270 ile bu 2 bölü 3'ü çarparım. E çıkan sonucun 5'te 1'ini daha bulacağım. O halde çıkan sonucu bir de 1 bölü 5 ile çarparım. Şimdi yapmam gereken tek şey yani okuduğu kısmı bulmak için bunu hesaplamak olacak. Şimdi bunun altında gizli bir ne var diyelim 1 var diyelim. Sadeleştirmeler yapalım. 3'e bölelim. 1. Bunu 3'e böldüğümüz takdirde 90 olarak buluruz. 5'e bölelim 1. 90'ı 5'e böldüğümde bakın 9'un içinde 5 bir defa vardır. Geriye 40 kalır. 40'ın içinde ise 8 defa vardır. Yani ne kaldı burada? 18 kaldı, 2 kaldı. Payda da sadece 1 kaldı. O halde 36 bölü 1'den 36 sayfasını okumuştur diyebiliriz. Daha sonra 270 sayfa toplam kitabın sayfası değil mi? Okuması gereken. Yani ben buradan 36'yı çıkarırsam burada 4 olur. Burada 6 kaldığı için 3 çıkarırım, 3 kalır. 234 sayfası kalır Tuna'nın. Nil bankadaki 1800 lirasının dörtte üçünü harcamıştır. Daha sonra kalan parasının beşte birini harcadığına göre geriye bankada kaç lirası kalmıştır tarzındaki sorularda. Dikkat etmeniz gereken nokta şuradaki kalan kısmıdır. O yüzden onu hemen böyle yuvarlak için alabilirsiniz, altını çizebilirsiniz. Kendinizce pratik çözümler bulabilirsiniz. Şimdi Neil bankadaki 1800 lirasının 4'te 3'ünü harcıyor ise ne yaparım? 1800'ün 4'te 3'ünü bulabilmek için bunu 3/4 ile çarparım. O da bunun altında gizli bir ne var? 1 var diyoruz. Aslında şöyle yapabiliriz. Burada 1800'ü bakın şöyle bir şey göstereyim size. 18 çarpı 100 diye yazabilirim. İşte yukarıda bir de 3 var yanında. Böldük 4'e. Şimdi 1800'ü 4'e bölmektense 1800'ü sonuçta 18 ile 100'ün çarpımı değil mi? 4'ü 4'e bölerim. 100'ü 4'e bölerim. 25 şeklinde bulurum. O da 18 çarpı 25 çarpı 3 şeklinde hesaplanabilir. Şimdi bunları hesaplayalım. 25 3'ün çarpımı 75 oluyor. 75 ile 18'i çarpacağız. Şimdi bu ikisinin çarpımı 40 yapar. Elde var 4. 7 kere 8, 56, 4 daha 60 olur. Şöyle yazdık. 1 ile çarparsak burası 75, toplayalım bunları. E, burası 0, 5 burası da 13 oldu. Yani 1350 lirası. Şimdi kalan parasının diyor yalnız 1800 lirasının demek ki 1350 lirasını harcamış. Şimdi çıkaralım bunu. Burada 0, burada 5. E, çıkarırsam 7 kaldı. 7'den 4 3 çıkarırsam 4 olur. Burası da 0 olur. Yani geriye 450 lirası kaldı. Bu kalan parasının beşte birini daha harcıyor. O halde isterseniz direkt beşte birini bulabilirsiniz ya da kalan parasının dörtte üçünü de bularak direkt kala, geriye kalanı bulabilirsiniz. Şimdi biz harcadığı kısmı bir bulalım, bunu bir bölü beşle çarpalım. Bunun altına gizli bir bir var. Ne yapıyoruz? Beşi beşe bölüyoruz bir. 450'yi beşe bölüyoruz. Ne geliyor? 90. Şimdi bu 450 liranın demek ki 90 lirasını daha harcadı. Çıkaralım. Geriye ne kalmış oluyor? Bakın. 360 lirası kalmış oluyor. Buradaki sorumuz da yine biraz önceki gibi 240 kilometrelik bir yolun önce 8'de 3'ünü asfaltlamışlar. Daha sonra yine kalan yolun 5'te 2'sini asfaltlamışlar. O yüzden bizim için kalan önemli olduğundan şöyle kalanı işaretleyelim. Bunu unutmamamız gerekiyor. Daha da sonra geriye ne kadar kaldı diye soruyor bize. O halde şimdi yapmam gereken şey ilk etapta 240'ı 3 bölü 8 ile çarparak 240'ın 3 bölü 8'lik kısmını bulmak olacak. Şimdi bunu 8'e bölelim 1. Bunu 8'e bölelim ne geliyor? 30 geliyor. Çarptığımız zaman 90. İlk önce bu kısmı asfaltlandı. Daha sonra kalan kısmı dediği için 240'dan 90'ı çıkarırım. Ve burada da ne kalır? 150 kalır. Kalan kısım bu. Şöyle yapabilirdiniz. İşte 8'de 3'lük kısmı asfaltlanıyorsa geriye 8'de 5'lik kısmı kalıp kalır deyip direkt 240'ın 8'de 5'ini alırdınız ve 150 olarak bulurdunuz tamam. Şimdi daha sonra kalan kısım 150 km dedik. Bunun 5'te 2'lik yani ne yapacağız? Bunu 2/5 ile çarpacağız. Bunun altına gizli bir 1 var yine. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm burası 30 oldu. Çarptık ne oldu? 60 km'sini daha asfaltladılar. Yani 150'den 60'ı da çıkardığım zaman son olarak 90 kilometre yol kaldı asfaltlanması gereken. Buradaki soru ise bir kitabın 5'te 3'ünü okuyan Can, geriye 120 sayfası kaldığını görüyor diyor. Buna göre kitap toplamda kaç sayfadır demiş bize. Şimdi burada Kitabın kaç sayfa olduğunu soruyor. Yani başlangıç sayımız bizim belli değil. O yüzden yapmam gereken şey şu. Kesirlerden gideceğiz ilk etapta. Diyeceğiz ki 5'te 3'ünü okuyor ise geriye 5'te 2'si kalır. Öyle değil mi? Kalır. E şimdi geriye kalan sayfa sayısı 120 değil miymiş? Yani 5'te 2'si 120 ise tamamı kaçtır? Şimdi bunu yapmak için model çizebilirsiniz vesaire. Ama ben bir sayının kesir kadarını bulurken çarpıyorsam kesir kadarı verilen bir sayıyı bulmak için de bölerim. Yani 120'yi 2 bölü 5'e böleceğim. Buradan birinci aynen ikincisi ters çevrilir çarpılır. Bunun altında gizli bir var. 2'ye bölelim 1. 2'ye bölelim 60. 60'la da 5'i çarptığım takdirde 300 olarak bulurum. Demek ki kitabın toplam sayfası 300'müş sonraki problemimizde ise Aylin parasının 7'de 3'ü ile portakal, kalan parasının 4'te 1'i ile elma almıştır. Geriye 90 lirası kaldığına göre başta kaç lirası vardır diye yine bize başlangıç sayısını soruyor. O halde yapmam gereken şey şu. Şimdi ilk önce parasının 7'de 3'ünü yani 3 bölü 7'sini harcadı. Şimdi daha sonra burada ne demiş? Kalan. Bu kalan bizim için oldukça önemli. Kalan parası nedir? 4 bölü 7'dir. Öyle değil mi? Bu kadarını harcarsa ilk etapta bu kadarı kalır. Şimdi kalan parasının 4'te 1'ini bulabilmem için kalan parasıyla bu 4'te 1'i çarpmam lazım. Çünkü bir miktarın kesir kadarı bulunurken ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Bu da elma aldığı fiyat. Şimdi bu portakal aldığı fiyat bu elma aldığı fiyat bir toplayalım bakalım ne kadarın ne kaçta kaçını harcamış şimdi bu toplamayı yapmak için ilk etapta şuradaki sadeleştirmeleri yapalım buradan ne geldi birincisi 3 bölü 7 artı ikincisinden de 1 bölü 7 geldi bunları toplarsak 4 bölü 7 oldu şimdi bu kadarını harcadı 4'te 3 4'te 7'sini pardon 4 bölü 7'sini harcarsa ee, ne kadarı kalır? 3 bölü 7'si kalır geriye. Öyle değil mi? Şimdi geriye kaç lirası kalmış? 90 lirası kalmış. Kesir kadarı verildiğinde 90'ı ben 3 bölü 7'ye bölersem birincisi aynen. ikincisini şöyle ters çevirip çarptığımda yani bölersem direkt başlangıç parasına ulaşmış olurum. Bunda altına gizli 1 var. 3'e bölelim 1. 3'e bölelim burası 30 oldu. 30'la da 7'yi çarparsak şayet 210 olarak hesaplarız. Bu sayfamızda da biraz önceki sorunun benzerinden var. Ne demiş bize? Ali soruların 5'te 1'ini cuma günü çözüyor. Daha sonra kalan soruların 4'te 3'ünü çözdüğünde pazar gününe 120 soru kaldığına göre toplam kaç sorusu vardır diyor bize şimdi. Yine ilk baştaki soruları sorduğu için kaç adet olduğunu biz kesirlerden gideceğiz. Şimdi cuma günü ne kadarını çözüyormuş. Beşte birini cuma çözdü. Daha sonra ne demiş bize? Kalan sorular. Şimdi kalan dediği için beşte birini çözüyor ise geriye dört bölüm 5'i kalacaktır. Bu soruların ise 3 bölü 4'ünü çözüyor başka bir zaman. Yani bunu ne ile çarpacağız o zaman? 3 bölü 4 ile çarpacağız ki çözdüğü kadarını bulalım. Şimdi bu ilk çözdü, bu da ikinci çözdü. Bakalım toplamda ne kadar çözmüş? Kaçta kaçını çözmüş? Şimdi bunun için şuradaki 4'leri sadeleştirebilirim. Birincisi 1 bölü 5 olur. İkincisi de 3 bölü 5 olur. Bunu toplarsak 4 bölü 5 elde eder. Şimdi bu kadarı çözüldü. Geriye kalanlar pazar gününe. Peki 5'te 4'ü yani 4 bölü 5'i pazar gününe çözüldüyse geriye 1 bölü 5'i pazar gününe kalır. Peki pazar gününe kaç soru kalmış? 120. Yani 5'te 1'i 120 imiş. Böyle kesir kadarı verildiğinde ben sayıyı kesire bölersem tam kısmı bulurum. Yani ne yapıyorum? Birinci aynen ikinciyi ters çevirip çarptığım takdirde 600 tane sorusu varmış. Demek ki çözmesi gereken Ali'nin diyebiliyoruz. Bir telin ucundan telin 5'te 1'i kadar kesilince orta noktası 20 cm kayıyor. Buna göre tel kesilmeden önce kaç cm idi gibi sorularda şunu yapmamız lazım. Şimdi Kesilenin yarısı kadar orta nokta kayar. Bunu unutmamam lazım. Şimdi neden bir göstereyim onu. Örneğin 8 metrelik bir tane telim var. Ben bu telimin ucundan 2 metresini kesecek olursam şimdi kesmeden önce telimin orta noktasını şöyle işaretlersem 4 metre 4 metre olacaktır değil mi? Ben şimdi 2 metresini kesersem geriye kaç metresi kalır? 6 metresi kalır. Peki bu 6 metrenin orta noktasını işaretleyecek olursak 3 metre 3 metre kalmaz mı? Öyle değil mi? Yani ne oldu bakın? 4 metreydi. Kaça düştü? 3 metre. 1 metre ne yaptı? Kaydı. O halde kestiğim şey 2 metreydi. Kayan 1 metre. Yani kes kesilenin yarısı kadar. Şimdi kesilenin yarısı kadar kayıyorsa ve 20 kaydıysa 20'yi 2 ile çarparım. Demek ki 5'te 1'i 40. 40 santimetresi kesilmiş demektir. O halde 5'te 1'i 40 olan bir sayıyı bulabilmemiz için yapmam gereken şey 40'ı 1 bölü 5 ile yani 5'te 1 ile çarpmak. Birincisi aynen ikincisini ters çevirip çarparsak buradan 200 santimetre elde ediyoruz telimizin uzunluğunu. İzlediğiniz video ile ilgili soru çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ardından sıradaki videoyu izleyerek konu bütünlüğünü sağlayabilirsiniz. Dersimi beğendiyseniz beğene basmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum.